stüdyodaki sıralama tamamen rastgele yapılmıştır. Eskiden destursuz girilemeyecek sokak ve mahalleler artık bir bir temizlenmekte ve bu kötü yerler kentsel dönüşümle değiştirilmektedir. Unutmayalım ki mahalle güvensiz değil, o mahallede yaşayan insanlar güvensizdir. Tekrardan hatırlatmakta fayda görüyorum. Videodaki anlatılanlar şahsi araştırmam sonucu sıralanmıştır. İyi seyirler. İstanbul Esenler ilçesinin bir mahallesidir. Tem otoyolu bağlantısının güneyinde yer alır. Aynı zamanda Bağcılar ilçesi ile sınırdaştır. İstanbul'un en güvensiz mahallesidir. İstanbul başta hap olmak üzere uyuşturucu ihtiyacın çoğunu buradan karşılar. Kısaca İstanbul'un Texas'ı diyebiliriz. Bu mahallede uyuşturucu üretimi yapılmakta ve çocuklar bu üretim atölyelerinde çalıştırılmaktadır. Türkiye'nin en belalı mahallesi olmaya adaydır. Konya'da işiniz düşmedikçe oraya girmemenizde fayda var. Sokak aralarında yavaş git tabiri kullanılır. Eğer kazayla mahallenin bir tavuğuna veya horozuna çarparsanız, oradan linç edilmeden veya yaralanmadan çıkmanız imkansızdır. Sıra dışı olan ise mahalleden yavaş geçtiğiniz takdirde sivil polisler kolunuza girebilir. Malum bu sokakta uyuşturucu satışları bu şekilde yapılmaktadır. Beyoğlu'nun enteresan bir semtidir. Tabiri caizse kendi başına bir hükümet söz konusudur bu mahallede. Uyuşturucu trafiğinin en yoğun olduğu mahalleler arasında ilk üçüncü sıraya girebilir. Daracık sokaklarında karanlık tipler kol gezmektedir. Hırsızlık, kadın ticareti, uyuşturucu ve aklınıza gelebilecek her türlü yasa dışı işler bu mahallede sıradan karşılanır. Adana'nın belki de en karanlık mahallesidir Kiremithane. Karanlık olmasının sebebi mahalledeki lambaların bilerek patlatılmasıdır. Köşe başlarında uyuşturucu satıcıları kol gezmektedir. Tekin olmayan mahalleye sapasağlam girerken sakat çıkabilir ya da akıllı girerken deli olarak çıkabilirsiniz. Malum Adana ilimiz çoğunlukla gazetelerin 3. sayfalarında her zaman kendine haber ayırmaktadır. Bir zamanlar Türkiye'nin en belalı mahallesi ünvanına sahipti. Bu sıralar kentsel dönüşümle dağıtılmaya çalışılan mahalle hala ünvanından fazla bir şey kaybetmedi. Eğer ki mahallede birisini tanımıyorsanız ve elinizi kolunuzu sallayarak ilerliyorsanız bilmeniz gerekir ki sıkıntı büyüktür. Ankara'nın en çok uyuşturucu satışı yapılan mahallesidir. Sokaklardaki 5-10 yaşlarında çocuklardan bile korkulan bir yerdir. Abi para ver veya sigaran var mı gibi kelimeler kullanan bu çocukları azarlar veya başınızdan gönderirsiniz, etrafınız bir anda kalabalıklaşır ve kim vurduya gidebilirsiniz. Bir zamanlar polis ve jandarmanın bile girmeye çekindiği mahalle, günümüzde hala en korkulan mahallelerin birinci sırasında yer almaktadır. Toplumun huzur ve refahı için bu mahallelere aralıklı olarak eş zamanlı baskınlar yapılmaktadır. Destursuz girilemeyecek sokak ve mahalleler artık bir bir temizlenmekte ve bu kötü yerler kentsel dönüşümle değiştirilmektedir. Unutmayalım ki mahalle güvensiz değil, o mahallede yaşayan insanlar güvensizdir. Tekrardan hatırlatmakta fayda görüyorum. Videodaki anlatılanlar şahsi araştırmam sonucu sıralanmıştır. İyi seyirler. İstanbul Esenler ilçesinin bir mahallesidir. Tem otoyolu bağlantısının güneyinde yer alır. Aynı zamanda Bağcılar ilçesi ile sınırdaştır. İstanbul'un en güvensiz mahallesidir. İstanbul başta hap olmak üzere uyuşturucu ihtiyacın çoğunu buradan karşılar. Kısaca İstanbul'un Texas'ı diyebiliriz. Bu mahallede uyuşturucu üretimi yapılmakta ve çocuklar bu üretim atölyelerinde çalıştırılmaktadır. Türkiye'nin en belalı mahallesi olmaya adaydır. Konya'da işiniz düşmedikçe oraya girmemenizde fayda var. Sokak aralarında yavaş git tabiri kullanılır. Eğer kazayla mahallenin bir tavuğuna veya horozuna çarparsanız, oradan linç edilmeden veya yaralanmadan çıkmanız imkansızdır. Sıra dışı olan ise mahalleden yavaş geçtiğiniz takdirde sivil polisler kolunuza girebilir. Malum bu sokakta uyuşturucu satışları bu şekilde yapılmaktadır. Beyoğlu'nun enteresan bir semtidir.
Tabiri caizse kendi başına bir hükümet söz konusudur bu mahallede. Uyuşturucu trafiğinin en yoğun olduğu mahalleler arasında ilk üçüncü sıraya girebilir. Daracık sokaklarında karanlık tipler kol gezmektedir. Hırsızlık, kadın ticareti, uyuşturucu ve aklınıza gelebilecek her türlü yasa dışı işler bu mahallede sıradan karşılanır. Adana'nın belki de en karanlık mahallesidir Kiremithane. Karanlık olmasının sebebi mahalledeki lambaların bilerek patlatılmasıdır. Köşe başlarında uyuşturucu satıcıları kol gezmektedir. Tekin olmayan mahalleye sapasağlam girerken sakat çıkabilir ya da akıllı girerken deli olarak çıkabilirsiniz. Malum Adana ilimiz çoğunlukla gazetelerin 3. sayfalarında her zaman kendine haber ayırmaktadır. Bir zamanlar Türkiye'nin en belalı mahallesi ünvanına sahipti. Bu sıralar kentsel dönüşümle dağıtılmaya çalışılan mahalle hala ünvanından fazla bir şey kaybetmedi. Eğer ki mahallede birisini tanımıyorsanız ve elinizi kolunuzu sallayarak ilerliyorsanız bilmeniz gerekir ki sıkıntı büyüktür. Ankara'nın en çok uyuşturucu satışı yapılan mahallesidir. Sokaklardaki 5-10 yaşlarında çocuklardan bile korkulan bir yerdir. Abi para ver veya sigaran var mı gibi kelimeler kullanan bu çocukları azarlar veya başınızdan gönderirsiniz, etrafınız bir anda kalabalıklaşır ve kim vurduya gidebilirsiniz. Bir zamanlar polis ve jandarmanın bile girmeye çekindiği mahalle, günümüzde hala en korkulan mahallelerin birinci sırasında yer almaktadır. Toplumun huzur ve refahı için bu mahallelere aralıklı olarak eş zamanlı baskınlar yapılmaktadır.